Yeniden merhabalar değerli izleyicilerimiz. Araştırmacı yazar sevgili Abdullah Ayhan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Sık eşlik ediyorsunuz. Emeklerinizden dolayı, kamuoyuna verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum öncelikle. Evet. Şimdi hükümet yavaş yavaş işin müsebbibini aramaya başladı. Gördüğümüz kadarıyla son dakikalardan hocam, 5 yetkili ve 3 bakanın istifasının isteneceği iddia ediyor. Hükümet değil de AK Parti. Ha, AK Parti öyle demek daha doğru olur sizin deyiminizle. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başarısız sunulduğu, görüldüğü ileri sürülüyor. Ankara kulislerinde bu konuşuluyor. Şimdi ne olacak? Hükümette neler olacak? Hükümette sizce? Hiçbir şey olmayacak. Aslında bakan değişiklikleri, artık Türkiye'de bir bakan diye bir kavram yok. Biz onlara bakan diyoruz da. Onlar sekreter. Ya tamamen Cumhurbaşkanı yönettiği bir ülkede, son karar Cumhurbaşkanı'nın verdiği bir ülkede, üstelik bütün kararnameleri tek başına Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı bir ülkede, bakanlar kurulunun da bakanların da bir hiç hükmü harbiyesi yoktur. Bakın, Türkiye'nin yaşadığı süreci en iyi anlatacak olan tablo da bu. Şimdi geçmişte parlamenter sistemde başbakan ve bakanlar kurulu yetkiliydi. Evet. Evet hocam. Yani bir kararname imzalanacağı vakit bakanlar kurulunun tüm bakanların imzalarının atılması gerekirdi. Bir bakan imzalamadığı takdirde o kararname yürürlüğe giremezdi. Hatta ve hatta geçmişte Bülent Ecevit'in, sonra Demirel'in aldığı bakanlara ne olur ne olmaz diye boş imzalarını aldığı kararnamelerde eksik kaldığı takdirde onu onların herhangi bir rezervine karşı önlem olarak boş imzalar aldığını biliriz. Evet. Ben gayet iyi hatırlıyorum. 1999-2002 yılları arasında Türkiye'de üçlü bir koalisyon kurulmuştu. MHP, DSP ve ANAP'tan oluşan bir koalisyondu. Evet. O koalisyon artık Türkiye'nin yavaş yavaş krize girdiği de görülüyordu. Telekom'un satılması söz gündeme geldi. Telekom'un satılması için Bakanlar Kurulu'ndan karar çıktı. Ancak Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz imzalamadı kararnameyi. Ve o kararname yürürlüğe giremedi bir süre. Sonra Enis Öksüz'ün istifası istendi. Hatta bakanların şimdiki gibi böyle azli falan söz konusu değil, bakanın ancak kendisinin istifa etmesi gündeme gelebilir. Yani siz bir bakanı azledemezsiniz. Bakan ancak evet, kendisi istifa edebilir. Buna da önlem olarak bakanların bakan yapılırken boş kağıda imzaları alınırdı ve o imza istifasının gerektiği vakit doldurulur, başbakan tarafından ya da parti başkan tarafından işleme konulurdu. Şimdi saydığınız isimlerin aslında seçimle uzaktan yakından ilgileri yok. Yani Ulaştırma Bakanı seçimin kaderini nasıl değiştirebilirdi, Adalet Bakanı nasıl değiştirebilirdi? Belli ki orada farklı bir hazırlık var. Ama değiştirilmesi gereken mesela siyaseten sorumlu olan Ali İhsan Yavuz'un görevden alınması söz konusu olabilir. Teşkilattan ve bu adayların belirlenmesinden sorumlu sanıyorum Erkan Kandemir'di, teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı. Onun görevden alınması söz konusu olabilir. Çünkü teşkilatlar üzerinde gerçekten bir rehavet var. Ve Erdoğan'ın son olarak kulislere yansıyan o son MYK toplantısında yaptığı öz eleştiriyle ilgili önce medyaya verilen sonra geri çekilen, düzeltilmeye çalışılan bir kibir ifadesi vardı. Evet. O kibir aslında sadece partinin üst düzeyinde değil, o kibir yukarıdan aşağıya en küçük, en ücra köye kadar yansımış durumda. Şimdi mesela Mersin'le ilgili mutlaka hesabı sorulması gereken bir örnek vereyim size. Evet. Siz seçimi kazanırsınız, kaybedersiniz. Ama sizin gibi bir iktidar partisinin Mersin Büyükşehir Meclisi'nde 8 üyeyle temsil edilmemesi ciddi bir sorun. Nasıl bir sorun? Grup oluşturamıyorsunuz.
karar çıkaramıyorsunuz. İmar komisyonunda yoksunuz, bütçe komisyonu, hayır karar çıkarmanızdan bahsetmiyorum. Yani komisyon olarak siz herhangi bir grup kuramazsanız komisyonda sizin temsil edilmeniz mümkün değil. Evet. Plan bütçe komisyonunda yoksunuz, imar komisyonunda yoksunuz, çevre komisyonu, hiçbir komisyonda görev alamayacaksınız. Buna karşı önlem olarak nasıl alınırdı? Mesela siz diyelim ki MHP ile birlikte giriyorsunuz seçime. Yapılması gereken şey şuydu. MHP'ye verdiğiniz bir takım ilçeler var. Mesela Mersin'de Erdemli'yi verdiniz, Silifke'yi verdiniz, kontenjan olarak kazanılması da Silifke, Anamur'u verdiniz, Sarısu'yu verdiniz vesaireler. Seçim kazanılmasa da orada aldığınız bir oy var. O oyla gelecek olan, Büyükşehir Meclisi'ne gelecek olan üyeler var. O üyelerle ilgili oturup MHP ile bir pazarlık etmemişsiniz ya da bir sistem oluşturmamışsınız. Yani Tarsus'tan mesela 3 kişi gelecekse Büyükşehir Meclisi'ne, bir ikisi MHP'den, biri AK Parti'den olsun diyebilirsiniz. Bunlar denmemiş. Ve şu anda AK Parti'nin Mersin'de Büyükşehir Meclisi'ne sokabildiği üye sayısı 3. Dolayısıyla grup oluşturamıyor. Yani bunların da oturulup mutlaka bir muhasebesinin yapılması lazım. Bu çok konuda doğru. Kimin dahli varsa il başkanının, il yönetiminin ya da seçim koordinasyon kurulu olarak lanse edilen isimlerin belli ki herkes kendi derdine düşmüş. Evet, doğrusunuz. Şimdi şöyle bir ibreyi ekonomiye doğru döndürecek olursak sizin de izninizle sevgili Ayhan, yeni 250 TL'lik banknotlar tedavüle girdi. Tek değişiklik imzalarda yaşanacakmış. 200 artık. Ve 50'lik mi? 250'lik mi? 200 ve 50'lik olarak son dakikalara düştü haber. Neden gerek görülmüş onu da anlamadım. Zaten 200. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası E9 emisyon grubu 8. tertip 200 tamam, TL tamam. Ve 7. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini şimdi duymuş. 50 liraları boş verin de 200 liraların 160 dolar ettiği bir dönemden şu anda artık 60 dolar ettiği bir döneme doğru geldik. 200 liraların yeniden basılıp emisyona girmesinin sebebi emisyondaki 200 liralar 2009'da biz 6 sıfırı silip yeni paraları piyasaya sürdüğümüzde o sırada emisyondaki pay %13'tü 200 liralar. Evet. Şu anda hızla dikkat edin piyasada dolaşan paraların büyük bir kısmı artık 200 lira haline geldi. Çünkü 200 liranın satın alma gücü bitti. Bana kalırsa 50 lira ve 200 liralık emisyona yeni paralar süreceklerine tabii onun psikolojik bir eşiği de vardır. O psikolojik eşiğin aşılması lazım. Türkiye'nin bugün ihtiyacı olan 500 liralık ve 1000 liralık banknotlardır. Aksi takdirde cebimizde Allah'tan kredi kartları var. Kredi kartı olmadığı takdirde kesinlikle. Alışverişe çuvalla gitmeniz lazım. Kesinlikle. Yani paranın değeri o kadar düştü ki. Evet. O nedenle bir anlam ifade etmiyor onlar. Evet. Sadece bir emisyonu doldurmak için basılmış para. Evet. Büyükelçilik atamalarında da bir hareket var. Hı hı. O konuyu mutlaka ki takip ediyorsunuz. 9 ülkeye büyükelçi atandı. Amerika Büyükelçiliği'ne Sedat Önal getirilmiş. Bu bilinen bir şeydi dediniz. Şimdi diğer elçilikleri boş verin de yani çok kamuoyunu çok fazla ilgilendiren isimler değildir ama Sedat Önal'ın Washington'a atanması önemli. Çünkü meslekten gelme birisi. Daha önce atanan Murat Mercan vardı. Evet. Murat Mercan AK Parti'nin kuruluşundan beri emek vermiş olan bir isim. Evet. Ama hariciyeci değil. Yani diplomat değil. Evet. Türkiye'de ciddi anlamda diplomaside bir erozyon yaşanıyor. Yani o monşerler diye Erdoğan'ın tabir ettiği gerçek anlamda Türkiye'nin en geleneksel kurumlarından biridir Dışişleri Bakanlığı. Çok muhafazakardır kendi içinde ve orada belli bir hiyerarşi vardır. O hiyerarşiyi aştı. Yani AK Parti'de kimi can istiyorsa büyükelçi olarak atayabiliyor bir yerlere. Egemen Bağış'ı dahi Çek Cumhuriyeti'ne büyükelçi olarak atadı. Amerika çok önemli bir yer. AK Parti açısından da Türkiye açısından da çok önemli bir yer. Çünkü neresinden bakarsanız bakın sonuçta dünyanın karar verici en önemli ülkesi. O bakımdan meslekten gelme bir büyükelçinin yıllar sonra yeniden Amerika'da göreve başlaması önemli.
Önemli. Peki Türk lirasının dolar ve avro karşısındaki değerindeki dalgalanmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Merkez Bankası'nın bugüne kadarki bu konudaki politikaları konusunda bir özet geçmemiz gerekirse değerli bilgileriniz ne olabilir sevgili Ayhan? Şimdi Merkez Bankası'nın bir defa sıfırı tüketmiş olan bir Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Çok büyük hatalarla Türkiye'de enflasyonun yüksek tutulduğu, buna karşı faizlerin düşük tutulduğu bir dönem yaşandı. Evet. Ve o dönemde insanlar gidip kredilerle, düşük faizli kredilerle inanılmaz kaynak sağladılar. Enflasyonun %70 olduğu bir ülkede ki artık Türkiye'de hissedilen diye tabir ettikleri ama gerçek enflasyonun %100'lerin üzerinde olduğunu biliyoruz. Evet. Ve Türkiye dünyanın enflasyon sıralamasında rakamların çarpıtılmasına rağmen, rakamların tam olarak gerçek enflasyonu yansıtmamasına rağmen TÜİK rakamlarıyla dahi dünyada Arjantin, Suriye, Lübnan ve Venezuela arkasından ne yazık ki enflasyon sıralamasında Türkiye dünya beşincisi. Bu kabul edilebilir, dayanılabilir, kaldırılabilir bir şey değil. Şimdi Merkez Bankası çok gecikmeli olarak ONAS politikasından vazgeçilmesiyle Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte daha ciddi, daha piyasanın koşullarına uygun Şimşek'in deyimiyle rasyonel politikalar izlemeye başladı. Evet. Ve bu rasyonel politikalarda da şöyle bir hata yapıldı. Faizler aslında Mehmet Şimşek'in düğmeye bastığı gün bugünkü 45'e çıkarılmalıydı. Veya 55'e çıkarılmalıydı, 50'ye çıkarılmalıydı. Yani böyle şok bir tedbir. Biz ekonomide buna önden yüklemeli tedbir diyoruz. Önden yüklemeli tedbir nedir? Beklentilerin de üzerinde bir faiz verirsiniz. Bir anda şok olur piyasada ve herkes o almaya çalıştığınız tedbiri uygular. Yani Türkiye ilk gün %45, %20 ile başladı. 25 yaptı, 30 yaptı, 35 yaptı, 40 yaptı, 45 yaptı. Türkiye ilk günden %50 faiz vermiş olsaydı bu dolarizasyonda çok ciddi bir kırılma yaşanabilirdi. Herkes gider parasını, dolarını bozdurur. Çünkü Türkiye'de şu anda aslında herhangi bir şey sorunu yok, likitte sorunu yok. Ama paralar dolara çevrilmiş durumda ve bir takım ellerde, bir takım hesaplarda duruyor. Unutmayalım ki kur korumalı mevduat dediğimiz o siz bana parayı verin, ben dönemin sonunda kur neyse onu size garanti ediyorum denilen o kur korumalı şeyde mevduatta dahi 125 milyar dolar para toplandı. Yani Türkiye'de materyal sıkıntısı yok. Ama o materyali harekete geçirebilecek olan dinamiklerde sıkıntı var. Şimdi 9 ayın sonunda geldiğimiz nokta şurası. Doları 18 liradan 32 liraya çıkardınız ve her ay sizin aslında enflasyon oranı kadar dolarda bir hareketlenme getirmeniz lazım. Ama faizleri bu şekilde siz, benim kanaatim şu, Nisan'da bir daha faiz artırımı yapılacaktır. Yani hiç kimsenin paraya elini sürmeyeceği, bankaların hiçbir biçimde kredi vermeyeceği, kredi kartlarının cepleri yakacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Ne yazık ki enflasyonların işte böyle bir acı faturası daha var. Daha zor bir dönem bekliyor. Çok yani. Daha zor bir dönem bekliyoruz. Bütçelerde inanılmaz kısıntılar yaşanacak. Merkezi hükümet büyük yatırımların tümünden belli bir süre vazgeçecek. Yol, su, elektrik gibi, köprü gibi projelerden belli bir süre vazgeçecek ve bunun yerel yönetimlere de yansıması söz konusu. Israrla ben aylardır şunu söylüyorum, belediyeler bütçelerinin kıymetini bilsinler, sosyal politikalara ağırlık versinler, maaşı ödeme konusunda nasıl tedbirler alacaklarını düşünsünler. Çünkü Türkiye'nin önünde iki yol var. Ya Türkiye yeniden NAS'a dönecek, herkes bulabildiği kadar krediyle
geçinmeye, vur patlasın, çal oynasın havasına tekrar dönecek. Evet. Oradan bir erken seçime gidilir gidilmez, o ayrı bir tartışma konusu. Erken seçimi ayrıca tartışırız. Ya da Türkiye çok ciddi bir disiplinle gerçekten bir sene içinde, bir buçuk sene içinde Mehmet Şimşek'in denilen, aslında Mehmet Şimşek'in değil, IMF'in bir programıdır bu. Yapılan şeylerin tümü IMF'in belli parçalarının getirilip monte edilmesidir. Ama bu programın başarıya ulaşması için çok önemli bir sorun var. Çok önemli bir eksik var. O eksik de siz bir yandan halka tasarruf ve sabır diliyorsunuz. Bir yandan bütün kurumlara sabır ve tasarruf diliyorsunuz. Evet. Ama tasarruf tavandan tabana doğru gelir. Siz hükümetin, Erdoğan rejiminin tasarrufla ilgili herhangi bir önlemine rastladınız mı? Ben rastlamadım. O uçaklar yine uçmaya devam ediyor. O makam arabalarıyla yine 50 makam arabasıyla bir yerden bir yere gidilmeye devam ediliyor. Herkesin, bütün kurum ve kuruluşların, yani kamu kurumlarının tümünün inanılmaz bir makam aracı saltanatı var. Ve bu saltanatın sürdüğü bir ülkede asgari ücretliye siz biraz sabır, biraz tasarruf diyemezsiniz. Evet, Cumhurbaşkanı'nın korunmasına 7.4 milyon TL günlük harcanıyormuş. Ben 17 diye biliyorum. Ben 17 diye biliyorum. Dün bir doneden bulduğumuz bir bilgiydi. Olabilir. Müthiş bir rakam değil mi bu? Kesinlikle müthiş bir rakam. Yani daha önce de yayınlandı. Elektrik harcamaları, koruma, güvenlik harcamaları, ağırlama harcamaları. Bunların tümünden siz vazgeçmediğiniz sürece, kamuoyunun gözüne batmadığı sürece siz halktan tasarruf bekleyemezsiniz. Zaten 31 Mart'ta ortaya çıkan tablonun bir dinamiği de buydu. Bir sebebi de buydu. Yani siz bende kaynak yok diyorsunuz emekliye zam için. Evet. Emekli inim inimlerken ama emekli durumda. Ama emekli şunu görüyor. Ya bir Erdoğan'ın bir yerden bir yere giderken ki konvoyuna bakıyor. Yoksa yoktur, varsa vardır, varsa herkese var, yoksa herkese yok denmesi lazım. Ama kendinize tutup başkasına bunu esirgerseniz, bakın bir şey daha olacak Türkiye'de. Yani hani itibardan tasarruf olmaz diyorduk ya, itibardan da tasarruf edilmek zorunda kalınacak Türkiye'de. Bunun adı itibar mıydı zaten? İyi düşünmek lazım. Değil yani itibar. Yani Cumhurbaşkanlığı köşkünün olduğu dönemlerde biz itibarsız mıydık? İtibar bambaşka bir kavram. Evet. Yani itibar, saygı bambaşka bir kavram. Bunları makamlarla sağlayamazsınız. Şimdi hep verdiğim örnektir ben. Devlet itibarı mı, kişi itibarı mı? Onun da ötesinde bir şey söyleyeceğim. Siz çok çok şaşalı saraylarla üzerine adliye sarayı yazabilirsiniz. İçinde adalet yoksa ne yapayım o sarayı? Doğru. İçinde adalet yoksa, yani çok çok güzel, çarpıcı kampüslerle üniversiteler yapabilirsiniz. Ama o üniversitenin içinde bilim yoksa o sadece göstermeliktir. Peki bu şaşadan, bu savurganlıktan, halkı yok saymadan, halkın çektiği sancılara kulak tıkamadan neden vazgeçmedi hükümet? Burada bilinçli bir vazgeçmeyiş gibi değil de kasıtlı bir vazgeçmeyiş var gibi. Neden bu kadar vurdum duymaz davrandı bu konuda? Bunun bir gün hesap defteri olarak sandığa konulacağını ya da yansıyacağını kestiremedi mi? Ya da her ne olursa olsun bizim belli amaçlarımız var, bizim ideallerimiz var. Hükümet olarak demeyeyim, AK Parti olarak belki de belli amaçlarımız var. Biz o doğrultuda yürümeliyiz. Bizi halk dahi döndüremez mi dedi sizce? Hiç sorun değil. Şimdi aslında Erdoğan'ın yaptığı şey Türkiye'yi elma gibi ikiye bölündü Türkiye. Kutuplaşmadan medet umdu. Kutuplaşmayla Türkiye'yi yöneteceğini gördü. İyi de keşfetti onu. Neyle böldüler Sayın Hocam? Yoklukla ve de sınırsız imkanlarla bir tarafa. Neyle? Esas politikası şu oldu. Biz ve onlar ayırdı ikiye toplumu. Toplumda sürekli olarak kendi koyduğu değerlerle oluşturduğu bir
çekirdek kadro var. O çekirdek kadronun da ötesinde yoksullara adeta elma şekeri niyetine sunulan bir takım hayatını idame ettirebilmesi için asgari dediğimiz bir takım şeyler vardı. İşte nedir onlar? Kömürdür. Nedir onlar? Gıda yardımıdır. Nedir onlar? Bayram ikramiyeleridir. Sağlıkta verilmeye çalışılan hizmettir. Bunlarla ben Türkiye'yi bir şekilde götürürüm dendi. Ama gün geldi kaynaklar azalmaya başlayınca onun da işe yaramadığı görüldü. Unutmayalım halen daha %48 bugün Erdoğan, MHP ve yani o oluşturulan Cumhur İttifakı'na verilen oy var. Ama Erdoğan'ın ve yakın çevresinin görmediği husus şu. Türkiye'de 2014 seçimlerinde CHP'nin yönettiği belediyelerin ekonomik ağırlığı %14'tü. Bugün %74. Yani belediyeler üzerinden inanılmaz bir ekonomik değişim yaşanıyor Türkiye'de. Umarım CHP'li belediyeler bunun farkındadırlar. Şimdi sosyal politikalara Erdoğan yerine belediyeler katkı vermeye başladıkça, o sosyal politikalarla insanlar nefes almaya başladıkça, o Erdoğan'ın çok güvendiği %48'in erimesi kaçınılmaz. Yani Erdoğan politikalarıyla Türkiye'nin götürülmesi mümkün değildi. Tek adam rejimleriyle Türkiye'yi yönetemezsiniz. Sabahleyin kalkarsınız ya da sabahleyin uyandığınızda aklınıza bir şey gelir. Onun kararnamesini imzalarsınız. Söyleşiye başlarken bir kararnamenin geçmişte nasıl imzalandığını, bugün nasıl imzalandığını söyler. Bugün tek başına Erdoğan her türlü kararnameyi imzalayabilir. Cümle düşüklüğü, cümle bozukluğu da olsa bir gün sonra onu düzeltir, ek bir kararname ile telafi etmeye çalışır. Eskiden böyle değildi. Ve Türkiye tek adam rejimlerinin kararnameleriyle, yani çıkıp siz 85 milyonluk mültecileriyle gelen zorunlu misafirlerle beraber 100 milyonluk bir ülkeyi tek başınıza yönetemezsiniz. Türkiye'de esas konuşulması gereken denetleme mekanizmaları kalmadı. Yani şimdi siz devlet olarak devleti yönetirken Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, yani yargının oluşturduğu mekanizma ayrı bir denetleme ağırlığına sahipti. Parlamento iyi kötü Türkiye'de pek işlemese de, çünkü parlamenter sistemi güçlendirilmiş parlamenter sistem haline getirmeden, şimdi Türkiye'de siz mevcut haliyle parlamenter sistemin de çok fazla işlemediğini göstermesi bakımından bir şey söyleyeyim. Milletvekillerinden oluşuyor parlamento. Parlamentoda oluşurken milletvekillerinin kendi düşünceleri değil, liderlerin ya da o günkü oluşturulan dengelerin, koalisyonun ne düşündüğü önemli. Siz vicdanen elinizin varmadığı bir karara dahi Türkiye'de parmak kaldırmak zorundasınız. Çünkü parti disiplini var. Ondan da önemlisi şu. Sizi milletvekili halk seçmiyor. Sizi kim seçiyor milletvekili olarak? Listeyi kim hazırlıyor? Sayın Erdoğan. Ya Sayın Erdoğan, ya Sayın Bahçeli, ya Özgür Özel. Ya da yani, ilgili kurmaylar. Yani fark etmiyor. Evet. Unutmayalım, Büyükşehir Belediye Başkan adayları, belediye başkan, ilçe belediye başkan adayları belirlenirken Cumhuriyet Halk Partisi'nde verilmiş olan bir söz vardı. Sandığı koyacağız, temayül yoklamasıyla belirleyeceğiz. Yapıldı mı? Hayır. Ankara'dan belirlendi. İnanın bu böyle devam edecek. Yine milletvekilleri yine Ankara'dan belirlenecek. Şimdi Ankara'dan belirlendiği vakit milletvekili, biz milletvekiline oy vermiyoruz. Biz gidip bir partiye oy veriyoruz. Ama buna mecbur ediliyoruz. Evet, öyle işte, yönetiliyor. İşte, Sayın Nebati'nin buradan milletvekili olması gibi Mersin'den. Yüzlerce örnek sayabilirim. Evet. Binlerce örnek sayabilirim. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekten Mersin'i temsil eden Mersinli sayısı. Yani Mersinli derken de atadan dededen Mersin'den bahsetmiyorum. Mersin'de yaşayan, Mersin'de doyan, Mersin'de oturan, Mersin'de iş ve aş bulup iş ve aş sağlayan insanlardan bahsediyorum. Sayısı çok cüzidir. Hep dışarıdan ithal adaylarla mecbur bırakıldık. Ve bu devam ediyor.
Yapılması gereken şey çok basit. Yıllardır benim anlattığım sistemdir. Türkiye'de dar bölgeye döneceksiniz ve milletvekillerini o dar bölgedeki halk seçecek. Yani Mersin eğer 13 milletvekili çıkarıyorsa, 2 milyon nüfusunuz var, aşağı yukarı 150 bin civarında bir nüfus bir milletvekili seçmeye yeter. 150 binlik bölgelere böleceksiniz ve insanlar gidecekler, oradaki o 150 bin kişinin seçmesine bakacaklar. 5 kişi aday olacak oradan. Vatandaş o 150 bin kişi kimi istiyorsa ona oy verecek. O zaman gerçekten bir parlamento çıkabilir. Neden? Seçilmiş olan parlamenter Ankara'ya bağlı değil, o kendisini seçen tabana bağlıdır. Her ay gelip hesap vermek zorunda kalacaktır. Herhangi o 150 bin kişinin içinde birisinin ayağına diken batarsa o milletvekili Ankara'yı ayağa kaldıracaktır. Çok doğru. Bunlar yapılmadı. Temsil ettiği kesimin dokusunu, demografik yapısını, kültürel sorunlarını, yapısını, her sorunlarını, her şeyini bilecektir. Her sokağa, caddeye hakim olan isimler olmalı. Şimdi AK Parti'den milletvekili seçtik. CHP'den, MHP'den işte gittiler Ankara'ya. Evet. Biz o milletvekillerinin kaç tanesini hangi sorunda karşımızda bulabiliyoruz? Birçoğunu bulamıyoruz. Birçoğunu bulamıyoruz. Peki, Türkiye'nin kamu borçları ve bütçe açığı gibi makroekonomik göstergelerdeki değişimler hakkında neler söyleyebilirsiniz? Türkiye'nin bütçe açıkları hep vardır, devam da edecektir. Ama bütçe açıklarının önemli olan yönetilebilir, sürdürülebilir olup olmamasıdır. Bir defa bütün seçimler bütçeleri allak bullak eder. Bütün seçimler, çünkü seçimler popülasyon gerektirir. Yani mutlaka popüler bir takım adımlar atmanız gerekecektir. Politikalarınız popüler politikalar olmak zorunda kalacaktır. Evet. Türkiye'de mesela yaşanmış olan en ciddi krizlerden bugün emeklilerin aç kalmasının bir numaralı sebebi erken yaşta emeklilik hikayesinin Erdoğan'ın tabiriyle ben seçim kaybedeceğimi bilsem, başıma nelerin geleceğini bilsem kesinlikle böyle bir kararı imzalamam demesine rağmen ne sağladı bunu? Seçim sağladı. Baktılar ki oradan inanılmaz bir oy potansiyeli var. Şimdi siz bir anda Türkiye'yi 16 milyon emeklinin olduğu bir ülke haline getirdiniz. Bütün dünya emeklilik yaşının artırılmasını tartışırken biz emeklilikte yaşı hep gençleştirdik. Ama ne yaptık? 10 bin liraya mahkum ettik emekliyi. Halbuki biz mesela bu 16 milyon emeklinin gerçekten 65 yaş üstü emeklileri tutabilmiş olsaydık belki bunların sayısı 10 milyona düşecekti. Verilecek olan pasta belli. O pastayı siz bugün mesela halen bir takım emeklilik talepleri var, mağduriyetler var. Gerçekten var mağduriyetler. Yani bir günle kaçırmış olan, erken yaşta emekliyi kaçırmış olan insanlar var. Onların mağduriyetlerine karşı telafi edilebilir, edilemez diye bir takım çalışmalar var. Ne yapıyoruz biz? Pasta aynı pasta. Bunu 16'ya da bölebilirsiniz, 32'ye de bölebilirsiniz. Hatta bütün Türkiye emekli edebilirsiniz. Ama sonuçta o emeklilerinize bugünkü para değeriyle bile 500 lira verebilirsiniz. Önemli olan gerçekten onurlu bir yaşama hak eden emekliye o onurlu yaşamını artık belli bir yaşa geldikten sonra sağlayabilmektir. Bir şey daha, dünyada emeklilik yaşının değişmesine sebep olan bir şey oldu. Her 10 yılda bir dünya bir yaş daha yaş uzuyor. Yani bundan 50 sene önceki ortalama yaş 65 ise bugün 75 oldu. Yapılması gereken şey şuydu. Eskiden şöyle düşünülürdü. Madem ki ortalama yaşam 70 yıl, 65 yaşında ben bunu emekli edeyim, 5 sene bakarım ben buna. Ne de olsa 40 sene prim yatırmış, 5 sene ben bakarım. Fakat yaş ortalaması şu anda, yani medyan yaş dediğimiz yaş ortalaması dünyada erkeklerde 78, kadınlarda 82'ye çıktı. 78 yaşına kadar yaşayacak olan bir insanı 65 yaşıyla 78 arasındaki 13 senede hastalıkla ilgili, sağlıkla ilgili, emeklilikle ilgili primlerini sağlamanız mümkün değil.
sorunlardan birisi de bu. Mesela şimdi Avrupa'da en ciddi tartışma konusu o Fransa'da tarım gösterilerinden önceki en ciddi gösteriler emeklilik yaşının artırılması ile ilgili gösteriler. Çoğu ülkede 8 saat çalışmadan vazgeçiyor yavaş 4 saat. O ayrı bir şey. Aynen. O ayrı bir şey. Yani haftada 5 güne düşürme, 4 güne düşürme çalışma süresini. Pandemi bize şey öğretti mesela, hiç işe gitmeden de çalışma mümkün. Yapay zeka girecek devreye. Yapay zekanın önümüzdeki 5 senede dünyayı tümüyle değiştirmesi söz konusu. Böylesine bir ortamda artık 8 saat çalışmanın da çok ciddi bir anlam ifade ettiğini sanmıyorum. Ama Türkiye'nin önündeki en ciddi sorunlardan birisi, korkarım ki gün gelecek emekliye gerçekten, bırakın zam yapmayı, yaşam kalitesini düzeltmeyi, bugünkü ücretlerle dahi ücret vermekte zorlanacaktır. Çünkü şimdi bu bir sigorta sistem. Sigorta sisteminde siz toplarsınız primleri, bir havuza koyarsınız ve o havuzda toplanan paralarla birilerini emeklilik dönemlerinde rahat ettirirsiniz. Türkiye'de artık o havuzu dolduran kaynakla, yani devletten kaynak almadan çalışanların yatırdığı primlerle emeklilerin hayatını idame ettirmeniz söz konusu. Bunu yapmadığınız takdirde devletin kaynaklarını aktarmanız gerekecek. O devletin kaynakları da belli ve sınırlı. Evet. Şimdi Sayın Erdoğan hep 2023 söylemlerini çokça dillendirdi. Ne bekliyordu? Arkadaşlar, bu ses nedir? Bir mikrofonda falan mı konuşuyor arkadaşlarımızdan biri telefonuyla? Lütfen giderir misiniz bu sesi? Buyurun hocam. 2023'ü bir sembol olarak benimsemişti. Yani Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye uçacak, kaçacak. Sonra zaten onu düzeltme ihtiyacı hissettiler. 2023'ü 2071'e kadar çekenler oldu. 2053'e çekenler oldu. Ama insanların hayalleriyle gerçekler aynı şeyler değil. Toplumlar çok dinamiktir. Toplum gelir size öyle bir tokat vurur ki bir anda neye uğradığınızı şaşırırsınız. Örnek 31 Mart 2024 seçimleridir. Örnek 2002'de yapılan seçimlerdir. Yani siz bir anda parlamentoda yer alan bütün siyasi partilerin tümünü, ama büyük küçük hepsini silip attınız seçmen olarak. Elinizde bir irade vardı, sandığa gittiniz, baktınız ki ülke kötü yönetiliyor. En üstte DSP vardı. 1999'da %22 oy vermiştiniz DSP'ye. %2 ile bir anda parlamento dışında bıraktınız. Anavatanı parlamento dışında bıraktınız. MHP'yi parlamento dışında bıraktınız. Hatta ve hatta muhalefetteki DYP'yi de parlamento dışında bıraktınız. İki parti girdi o dönem 2002'de parlamentoya, meclise. Yeni kurulmuş olan AK Parti ve mecliste yer almayan, barajın altında, bir önce 1999'da barajın altında kalmıştı, Cumhuriyet Halk Partisi. O ikisiyle oluştu yeni meclis. Seçmen böyledir. Seçmen iradesini koyar ve seçmenin elinde tek bir silahı vardır. İyi ki de o silahı var. Ya o silah olmadığı takdirde Türkiye bir diktatörlüğe dönerdi. Türkiye'yi halen demokratik kılan en önemli mekanizma, çünkü başka silahı yok halkın. Yani sivil toplum örgütleri güçlü değil, sendikalar güçlü değil, örgütlenmeler, anneler çocuklarına aman bir örgüte girme derler. Çünkü Türkiye'de örgütlenme çok kötü olarak anlaşılmıştır. Evet. Bir insan işçi olarak bir fabrikaya girdiği vakit aman sendikaya girme derler. Çünkü sendikalar da şeytanlaştırılmıştır belli politikalar çerçevesinde. O zaman elimizde ne kalıyor geriye? Bir tek silah kalıyor. O da sandık. Kullanacağımız, namusumuz olan oyumuz. Gidip ancak onunla mesajımızı verebiliyoruz. Onunla dur denmesi gerekene dur diyoruz. Geç denmesi gerekene geç diyoruz. 5 yılda bir, 4 yılda bir, 3 yılda bir, işte Türkiye son 22 ayda aşağı yukarı 4 seçim yaşadı. Yani ortalama olarak 11 ayda bir seçim yaşanmış Türkiye'de. Seçmenin her sene gidip iradesini ortaya koyması şansı olan bir tablo var önümüzde. Ve seçmen gidip iradesini koyuyor. 31 Mart'ta bir mesaj vermiştir. O mesajda AK Parti, MHP blokuna dur demiştir. Buraya kadar demiştir.
çok uzun süre konuşacağız. Bunun sadece demografik anlamda değil, sosyal ve siyasal anlamda çok ciddi yansımaları olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi mesela İstanbul'u, Ankara, İzmir'i, Mersin'i, Adana'yı anlarım. Geçmişte de kazanmıştır, geçmişte de kaybetmiştir, gelir gider. Ama mesela Balıkesir'i almasının, Manisa'yı almasının Cumhuriyet tarihi tek parti döneminden beri ilk defa kazanmasının bir farklı anlamı var. Ve daha önemlisi o haritada sadece kıyılara sıkışmış olan seküler kesimin yerine çok farklı bir profille İç Anadolu'ya doğru kaydığını gördük. Şimdi biz haritaya bakarken sadece belediye başkanlıklarına göre görüyoruz haritayı. Oysa orada öylesine ciddi değişiklikler var ki mesela Konya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları nereden nereye geldi? AK Parti'nin oyları nereden nereye gitti? Maraş, Antep, Kayseri, Denizli, Konya bunların hepsi tek tek oturulup irdelenmesi gereken ve tablonun buna göre konuşulması gerekir. O harita yanıltır bizi. Şimdi size bir ile sormak istiyorum. Adıyaman dediğimde CHP'li yeni belediye başkanı, onun menzille ilgili açıklaması ve Adıyaman'da konuşlanmış olan menzil. Bu fotoğrafa baktığımızda sizden daha az bilen olarak ve de halk olarak ne görmeliyiz? En çok Adıyaman belediye başkanının işi zor acaba? Aslında ben Adıyaman'a haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani Adıyaman neden menzille özdeşleştirildi onu da anlamış değilim. Ya da menzil neden Adıyaman'da? Menzil orada sadece küçük bir dar bir bölgede, Adıyaman merkezde de değil, Adıyaman'ın belli bir beldesinde üstlenmiş olan bir cemaat diyeyim, tarikat diyeyim, adını ne koyarsanız koyun. Yani benim onların isimleriyle ilgili de fazla bir şeyim yok, bilgim yok. Doğrudur. Ama Adıyaman gerçekten dinamik olarak çok farklı bir demografiye sahip olan bir il. O nedenle 53'te mi ayrılmıştı Malatya'dan? 54'te mi? O da salıncak kentlerde, evet. İllerden birisi. Evet. Bazen Malatya'ya bağlanır. Bazen mesela evet. Besni'nin ben Antep'e bağlı olduğu dönemleri okudum. Ki Besni Adıyaman'dadır. Evet. Adıyaman çok dinamik de bir kenttir. Yani Besni'si, Kahtası çok farklı siyasal görüşlerin de yürürlükte olduğu bir kenttir. O nedenle Adıyaman'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması beni şaşırtmadı. Evet. Yani herkesin aksine, herkes... Şimdi Türkiye'de şöyle bir kanaat var. İzmir CHP'nin kalesi. Hayır, İzmir CHP'nin kalesi falan değildir. İzmir'de yıllarca Anavatan Partisi seçim kazandı. İzmir sekülerdir, anlarım, tamam. İzmir sekülerdir. Evet. İzmir evet. Demokrasiyi sever. İzmirli evet. Özgürlüklerine düşkündür. O biraz da Ege ikliminin, Yunanistan'a yakın olmanın da evet. Yarattığı bir iklimdir. Ama İzmir CHP'nin kalesi değildir. Mersin CHP'nin kalesi değildir. Şu anda CHP'nin kalesi olabilir. Bambaşka, 5 sene sonra bambaşka biri çıkar, bambaşka bir kale haline gelir. Evet. MHP yönetti Mersin'i. Yıllarca MHP yönetti. Doğrudur. MHP birinci parti çıktı Mersin'de. Şu anda evet. Çok düşük oyları. Mesela geçtiğimiz söyleşide de sanıyorum anlattım. Antep AK Parti'nin kalesi. Hayır, Antep solun kalesiydi. Uzun yıllar solun kalesiydi Antep. Celal Doğan'la birlikte. Celal Doğan'dan çok önce 1950'lerde 60'larda CHP'nin yani ilk işçi mitinglerinin, ilk köylü mitinglerinin, ilk üzüm fıstık mitinglerinin ben Antep'te liseyi Antep'te okudum. 1968-69'da en önemli mitingler İstanbul'da değil Antep'te yapılırdı. Antep ciddi anlamda bir devrimci ruha sahipti. Ama ne oldu? Sanayileşmeyle beraber o işçi sınıfı Antep'e gelirken Antep o işçi sınıfının dinamiklerinden uzaklaştı. Doğru. Başlı başına Antep'in çalışılması, okunması lazım. Peki şöyle kısaca değinmek mümkün değil bu konuya ama birkaç etmeni sıralamanız gerekirse kapanış sorum olabilir mi size? İsminiz tabii, olursa tabii, çok teşekkür ederim. Türk ekonomisini ne çökertti? Türk ekonomisini ne çökertti? Türk ekonomisini faizlerin düşük tutulup doların baskılanması çökertti. Ama Türk ekonomisini 2017'de ben bir makale kaleme almıştım. Bugünleri anlatıyordum. Son makalemde tekrar ondan alıntılar yaptım.
tek adam rejimiyle bir ülke yönetilemez. Denge unsurunun olması lazım, denetleme unsurunun olması lazım. Çok iyi ayarlanması lazım. Yani Türkiye'de başkanlık sistemi tartışılmaya başlandığında eyvah demiştim ben. Türkiye bu yöntemle gittikçe çok ciddi krizlere gebe. Türk ekonomisini ne çökertti derken bir tabloya yansıyan bir son görüntüler var. Mesela 128 milyar dolar olarak lanse edilen, sembolleştirilen evet. O tavır. Siz faizleri %10'larda tutuyorsunuz. Vatandaş o parayı alıyor, gidiyor enflasyona karşı kendini korumak amacıyla dolar alıyor. Ve o doları tutamadığınız çıktı ortaya. Ama Türk ekonomisini asıl çökerten şey Türkiye yapısal bir değişimi yaşayamadı. Türkiye'nin yapısal olarak yaşaması gereken şey şuydu. Türkiye 2008-2009'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Mordiş'le başlayan o küresel kriz ve o küresel krizden kurtulması için Amerika'nın faizleri düşürmesi, Türkiye'nin de o Amerika'ya oranla daha iyi faizler vermesi sayesinde 2008'den başlayarak ama 2002 ile 2008 arasında da Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin gelişmesini isteyen bütün dinamiklerin Türkiye'ye bir meyli vardı. Onlara da ilaveten 2008'den sonra Türkiye aslında titreyip kendine gelmesi gerekirken sıcak para buldu. O sıcak para, yani siz Amerika'da faizler sıfıra indirilmiş, siz %5 faiz veriyorsanız Amerikalı yatırımcı için caziptir sizin ülkeniz. Türkiye'ye gelen biz o paraları rahatlıkla üretime ama yüksek teknoloji ağırlıklı üretime yönlendirebilirdik. Çip üretebilirdik, cep telefonu üretebilirdik. Türkiye teknolojide inanılmaz bir vaha halini alabilirdi. Türkiye onun yerine ne yaptı? En kolay yolu seçti. Betona boğdu. Evet. İnşaata, betona, yola, köprüye aktarıldı bütün kaynakları Türkiye'nin. Şimdi hep örneğini veririm. Vietnam'la Türkiye'yi mukayese ettiğim vakit hiç mukayese edilmemesi gereken iki ülkedir. Kesinlikle. Biri taş üstünde taş kalmamış olan bir, çok geri kalmış bir ülke, birisi Türkiye. Vietnam baktı ki yürümüyor işler. 2010 yılında çok yeni, yani 14 yıl önce, 15 yıl önce başlayan bir macerası bu. Yüksek teknoloji ağırlıklı olarak üretime kapılarını açtı. Samsung geldi, Amerikalı şirketler geldi, Apple geldi. İnanılmaz bir üretim üssü haline geldi Vietnam. Çip üretmeye başladı. Ve o sayede Vietnam bugün 400 milyar dolar ihracatının yarısını, yüksek 160 milyar dolarını, yani yarıya yakını, %40'ını yüksek teknoloji ürünlerinden sağlıyor. Türkiye'nin yüksek teknoloji ürün ihracatı %3'tür. Çok üzücü bir rakam bu. Şimdi Türkiye halen daha bugün hangi girdabın içinde? Diyoruz ki doları yeniden kuru yükseltin ki, TL'yi düşürün ki ihracatçı ihracat yapabilsin. Hangi ihracatçı ihracat yapacak? Tekstilci. Tekstil artık geri kalmış ülkelerin, yani Bangladeş'in, Mısır'ın falan yaptığı bir iş. Sonuç. Ve onlarla siz rekabet edemezsiniz. Ya bugün kuru 40 lira yapsanız, kuru 40 lira yaptığınız takdirde enflasyon da yükselecektir. Asgari ücretleri yükseltmek zorunda kalınacaktır. Bu bir girdap, bu bir kısır döngü. O kısır döngüden çıkamazsınız. Türkiye'nin, hep söylüyorum ben, yeni bir hikaye ihtiyacı var. Erdoğan yorgun, AK Parti yorgun. Bu metal yorgunluğu gittikçe, metal yorgunluğun da ötesinde metal çürümesine döndü. Buradan bir şey çıkmaz. Ne Türkiye'ye bir şey çıkar, ne Türkiye'yi düşünenlere bir şey çıkar. Türkiye'nin çok hızlı bir biçimde toparlanması lazım. Bu Erdoğan'la olur, başkasıyla olur. Ama Türkiye'nin mutlaka yeni bir hikaye yazması lazım. Bildiğimiz emek yoğun yatırımların ötesinde katma değeri yüksek ürüne bakması lazım. Tabii. Türkiye halen daha 1 kilogram ihracattan 1 dolar civarında para alabilen bir ülkedir. Buna karşı Güney Kore'de 1 kilogram ihracattan 4 dolar aldı. Hedeflerini tutturamayan bir hükümet her seçimde, seçimden önce
ya da normal güncel zamanlarda hep aynı vaatleri sıralıyor. Demek ki hala tutturulamadı bu hedefler. Hayır, bugün, zaten hayarın, sıralanan vaatler sağlıklı vaatler değil. Bugün, yani hayarın, Türkiye'de evet. Türkiye'de büyümeyi sağlayacağız diyorsunuz. Büyümeyi sağlasanız bile o refah getirmiyor. Yani büyümeyle refah aynı şey değil. Aynı şey değil. Değil. Neden aynı şey değil? Şimdi siz Türkiye'yi çok büyük oranda büyür. Her sene Türkiye %5, %6 büyür. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca ortalama zaten Türkiye'nin %5 büyümedir. Evet. Ama refaha yansımıyor bu. Zengini daha zengin yapıyorsunuz ama toplumun geniş kesimlerine yayılmıyor bu. Fakir toplumun işte. Geniş kesimlerine yayılan bir refah sağlamanız lazım. Peki, bir toparlama cümleniz varsa alabilirim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir tek önümüzde bayram var. O bayramı sağlıkla, mutlulukla Nil Radyo televizyon izleyicilerinin, bütün izleyicilerimizin mutlu, sağlıklı, güzel bir bayram geçirmesini diliyorum. Enseyi karartmasınlar, umudu öldürmesinler. Amin. Çok teşekkür ederim. Size de şimdiden iyi bayramlar. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz bugün de bize eşlik ettiğiniz için. Pazartesi günü saatler 10'u gösterdiğinde yeniden huzurlarınızda olacağız. Esen kalın.